Ya da ulan dedim, ne yapıyor bu herif, senkron mu enkron? En basiti. Hacılar Köyü. Hacılar Köyü. Bunları ben doğaçlama atarım şimdi. Konuşmaları. Ya şey oluyor zaten. Kamera arkası abi, yapmak kadın lazım. Kadın kan döktü üstüme ya. O kadın zaten psikopat gibiydi ya. Nerede çalıştım? Pantolonu da yeni aldım. Hangi o? Kısa boylu olan mı? Kısa boylu hemşire. Kan döktü üstüme. O zaten kadın. Şeydi ya. Kan bulaştırdı kadın üstüme. 56 Chevrolet gibi geziyordu ortalarla. Ben de o kadar övdüm. Dedim ki bak dedim. Senin elin çok hafifmiş falan dedim. Öyle anlattılar. Kan döktü kadın üstüme ya. Bayağı makineye bağladılar içeride. Tabi orama burama bir şeyler bağladılar. Adam şeydi ya, efsane doktordu. Ya ölürseniz ne olacaktı? Oğlum ölürsem zaten bir şey olmaz. Zaten ölmüşümdür. Ya. Yapacak bir şey yok, gitti adam. Ölürsem ölmüşümdür zaten. Keşke taklit etseydim ben sonra. Evet sevgili izleyiciler. Çeşme'de Yusuf'la beraber geziyoruz. Piyasa yapmıyoruz, Yusuf yarışa katılacak. Ben de onunla beraber bugün yarın katılamayacağım için dediğim gibi... Yeşil abi. Yeşil mi? Yeşil. Onun için geldim. Şimdi Çeşme'ye gelmişken de kumru yemeden olmaz. Şimdi kumrucuya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Sen kumru yedin değil mi? Yedim. Çeşme'de yemedim ya. Çeşme'de mi? Tamam Çeşme'de, ben seni orijinal yerine götüreyim onu. Kumrucu. Çeşme kumrucusu mu? Ne diyor? Ya kumrucu Erol var. Ya kumrucu Şevki meşhur aslında sonradan. Şey kumrucu Şevki her yerde meşhur. Tabii. Ama bunların esas piri şey. Kumrucu Hüseyin var, bir de kumrucu Erol var. Yani Çeşme'ye gelen genelde ya kumrucu Hüseyin'e ya kumrucu Erol'a gidiyor. Bundan sonra kumrucu Yusuf diyeceksiniz. Bundan sonra kumrucu Yusuf'tayız. Bak yarın... Cyclist bunlar ha. Sıfan mı şey Tarık. Tarık? Aha. Tarık Gül. Tamam. Şeyin... Atilla Atay'la beraberdi bu galiba, değil mi? Ben o ekibi tanımıyorum ya. İsmen tanıyorum Tarık. Ya ben de ismen tanıyorum yani. Birebir muhabbetim yok da Facebook'tan falan. Cyclist giymişler şeylere de formaları. Bir ara Delta sponsoruydu onun. Delta her yerin sponsoru. Ulaş Baydar hakikaten evet. Her yerin sponsoru. Aa bak kanyon geliyor yarışçılar. Yani? Allah kahretsin kanyon olmasın ya. Yeter yanlış artık. Yanlış yere gidiyorlar ama. KTM. KTM. Aha, Strada. Abi çok güzel değil mi KTM denekleri? Ben çok beğeniyorum. Ya o turuncuyla ya. Siyah ki ben turuncuyu ya, seviyorum. Aynen ben turuncuyu çok yani, seviyorum. Turuncu siyah böyle o kadar tatlı oluyorlar ki. Ya bir ara düşünmedim değil KTM Strada. KTM işte Giba Çarşısı'nın elinde şu anda. Problem orada abi. KTM Giba Çarşısı'nın elinde. O da alacaklar işte. Birileri almaya çalışıyor şu anda KTM'yi Giba Çarşısı'nın elinden. Alırsalar yani Avusturyalı bir firma. Abi efsane motorlarından mı üreten KTM'yi? Paris Dakar Rally'sinin efsane motorlarını üreten. Yani aynı firma. Ben bir ara aynı kafadaysalar. Aa yok şey olarak kadro olarak iyi ya. Ben bir ara şey kullanıyordum ya Life Action. Oradan biliyorum. Açılar falan. Aynı marka mı? KTM bisiklet firmasıyla KTM motosikleti aynı. Aynı marka. Ha tamamen. Bir de bunların özelliği şeydi. Kadrolar diğerleri gibi hani Amerika'da Amerikan markası veya herhangi bir marka olup da Çin'den gelmiyor. Direkt Avusturya'da. Avrupa Birliği'nde üretilen tek kadroydu. Çok iyi. Ya şeyi de oydu zaten. Direkt yazıyordu üstüne. Şunu Giba Çarşısı'nın elinden alsalar şu adamları da KTM her türlü alınır ya. Gerçi şimdi almak lazım. Orada ucuzdur böyle. Vallahi aslında orada tam şimdi şey zamanı yaklaşıyor. Aralık gibi o işte Noel falan yaklaşıyor. İndirime girecek hepsi. Ha bir de şey var. 11 Kasım muhabbeti var o Black Friday. Bunlarda da var mı? Bildiğim kadarıyla var. Bunlarda yok. Pardon, Amerikalılarda var ya. Abi ben Black Friday'de Adobe'un 28 liraya bütün programların lisansla. Şeyde AliExpress'te şimdi habire geliyor sürekli. Abi yine KTM. Ha. Yine KTM. İki tane hatta. Yok Fuji'ydi biri. Fuji miydi? Onlar demin yanımızdan geçti. Beyaz o Fuji. Şimdi çaktırmadan Fuji beyaz reklamı Fuji. Yaptım. Belki de Fuji değildi de. Çaktırmadan. Ha beyaz olan oldu. Fuji mi? Aynen beyaz olan. Ha şu Fuji şey olan beyaz güzel olan. Absolut 1.1'di galiba falan. Abi ikimizin de ikişer tane bisikleti var. İkisi de Fuji. Aynen çok enteresan değil mi ya? Ya beni sen bulaştırdın Fuji'ye zaten. Ya ben normalde sürekli anlatıyorum işte tur bisikleti alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, yok Surly toplayacağım, yok Ginelli. Ben söyledim Ginelli. Fuji alıyor. Ondan sonra Yusuf söyledi bana. Fuji Tuning nasıl Yusuf? Aa 10 numara bisiklet falan şöyle böyle. Zaten şeyle bitirdin olayı. Cantilever falan Hindistan'a gitti mi? Ama kaldırmışlar 2016-2017'de yani yok. Artık Hindistan'da da Cantilever kaldırmışlar. Artık Hindistan'a gitmesinler demişler. Yani gerek yok demişler. Gitseniz de yolda bulursunuz demişler. Ben disk şu anda disk hastasıyım ya. Ya böyle şey V-Fren şey abi ya. Abi hidrolik diskli bir tane
tur bisikleti istiyorum. Daha doğrusu tur bisikleti değil de böyle teker cycle mesafesi cross. Kısa, reach'i kısa, cycle cross'la böyle şey arası çelik kadrolu bir şey arıyorum. Böyle çok enteresan bir şey arıyorum. Mason Cycle var. Abi şey var aslında öyle. Mason Cycle? Yok. Bomb Track var. Mason Cycle var. Böyle çelik kadro. Ha, dosyayı gönderdin. Evet. Bomb Track çelik kadro. Kadrosu şey kar... Neresi o ya? O ön tarafındaki çatal... Maşa. Maşası karbon. Hatta istersen o seat tabını da, selebonusunu da karbon yapıyorlar ki böyle titreşimi... Bu arada karbon çelikten daha fazla titreşime ver. Böyle daha iyi titreşim emsin diye selebonusunu da karbon yapıyorlar. Veya bunu Türkiye'de Soul Rider diye bir arkadaş var. Yasin. Kendisi kadro yapıyor abi. Atölyesi var. Ya onu... Oturuyor. Columbus borulardan, dünyanın en kaliteli çelik borularından kadro yapıyor. Onu ekleyeyim ben aşağıya. Onu ekle Soul Rider. Yasin. Yani fiyatlar tabii bir custom bisiklete göre bence normal ama... Ama custom bisiklet custom zaten bisiklet, özelliyor. Evet, yani evet. Orada fiyat aramamak lazım. Sanat evet. Satın alıyorsun. Adam. Sanat satın alıyorsun ve açılar, renkler, kullandığı malzeme, her şeyi sen istediğine göre yapıyorsun. Columbus'un zaten şey. Columbus zaten yani bu konuda dünyanın en iyi firması. En iyi borular. Chromoly, özellikle Chromoly alaşımında. Kaç senelik firma? Bayağı da eski firma. Sen makinesini ben... Yani büyük ihtimalle atmayayım şimdi ama 50'lerden falan ben bisikletlerde yok. 50'lerden tabii var olması lazım. Alman bisikletlerinde falan görüyordum ben çocukken. Abi, 80'lerde falan vardı ya, o kesin. Sen düşün ki 80 bisikletler hala kullanılıyor yani. Aynı piyasada. Hala 80 bisikletler. Ve hala da hiçbir şekilde sorun yok. Ve hala da dünyanın en iyi kromoly borularını üreten bir firma. Columbus'çular. Yani custom bisiklette... Şeyi de 3D'den alıyor. Maşayı, karbon maşayı. Yani yine yapan en iyi firmalardan birisi alıyor. En 3D'den. Firma. Abi aldın ömürlük yani. O kaza bela görmezsen eğer çoluğun yani çocuğun üzerine falan. Üzerine köşesine bir yerine bir ayetel kürsü yapıştır tamam. Evladiyelik ondan sonra. Çoluğun çocuğun miras bırakmak için. Yok ya ben custom bisiklet olayını düşünüyorum ya. Abi bir de sağlam. Ya sağlam bir de sen kendine göre seçiyorsun. Adam şeyde yarıştı bizim. Ya çocuğun adını hatırlamıyorum. Transkontinental'de yarıştı o bisikletle. Yani o. Londra'dan çıktı İstanbul'a geldi o bisikletle ve yüklü. O bikepack muhabbetiyle. Onlarla herifler kaç bin kilometre yol yaptılar o kadroyla. Yok abi ya şey. Ben... Biri daha var. Birisi daha var da ben onu tanımıyorum. Ya ben bir iki görüştüm ama tam şey yapamam. Onun da fiyatları şey. Tabii ki yani custom bisikletler, custom bir kadro yaptırıyorsanız. Fiyatı göz önünde yapacağız. Çünkü orada size özel emek harcanıyor. Tabii yani bir hafta yani bir yerde gibi. Siz kendinize özel bir bisikleti servis alarak yaptırmış oluyorsunuz. O yüzden custom bisiklet yaptıracak arkadaşlar kesinlikle hani fiyat pahalıydı falan gibi sakın yorumda yazmayın kaldırırım. Yani şey Fatih şey Yasin 1250 dolara yapıyor herhalde kadronun tekini. İyi. Yani custom bisiklet için yani bence gayet uygun fiyat. 1250 dolarsa iyi bayağı iyi yani. Ya adam 10 gün harcıyor neredeyse bir hafta 10 gün sürüyor abi kadrosunu yapması. Zaten bir de açılarını tutturması. Tabii. Var. Hani yoksa ben de alayım sporusundan yapayım falan öyle bir olay yok yani. Bu işin uzmanı ben kendim makine mühendisi olmama rağmen böyle bir şey yapamam. Cesaret de edemem. Ve o asimetri muhabbeti var ya işte tabii, rublenin tabii. Olduğu taraf biraz daha asimetrik tabii. Geliyor falan. Ya o bir de şey de var abi orada denge de var. Belli şeyde mesela bazı şey bisikletlerde belli şeyin üstüne titreme yapmaya başlar. Hani anlayamazsın ama kadroda bir titreşim vardır. Custom'da olmaması evet. Onu ben hemen... Soul Rider'ı... ekleyeyim. Bu arada Soul Rider'ın şöyle bir güzelliği var. Kadro boyu abi. Bizim Iron Camp'in kurucusu Emre Tacir abimiz var. Kendisine buradan sevgilerimi sunuyorum. O Servelo... Ben de tanımıyorum ama ben de sevgilerim. Servelo P5'i var onu boyattı. Onun fotoğrafını da ekleriz şimdi. Yani P5 normalde kırmızı. Boyattı. Boyattı. Servelo P5'i söktüler. Yasin boyadı. Yani o kadar... Airbrush'ta o kadar güzel boyamış ki böyle bir şey yok. Yani benim çok hoşuma gitti. Hele o tam sele borusu biraz geniştir TT bike'ların altındaki. O seat tabo böyle bir Türk bayrağı işledi. Görme. Yani şiir olmuşum size. Bisiklet şeylerini sen mi benim başıma açıyorsun ha? Valla Turing'i de başıma açtın. Ondan sonra yol bisikleti şeylerini koydun oraya. İşte her bir turcu bir yolcu oluyor en sonunda. Falan muhabbetine. Şimdi bulaştırdın yine. Turing'le ilgili benim birkaç böyle geliyor aslında yavaş yavaş bir şeyler de. Turing'de benim şu anda Turing'de beni dizginleyen şey Reach'i. Arka tekerin chainstay diyorlar buna. Zincir mesafesi oluyor değil mi? Mesafesi. O zincir mesafesi biraz uzun arka tekerin. Uzun. Evet. O yüzden böyle hani daha kısa olsa şu anda ben direkt Turing'deki bagajı sökmüş. Bisikleti zımparalamış. Güzelce boyamış ve diske çevirmiştim hatta öyle söyleyeyim. Diske çevirme yöntemleri de öğrendim birkaç bir şeyde.
böyle bildiğin cycle cross'a çevirmiştim ama işte Touring'in o teker mesafesi bana biraz uzun geliyor. Böyle daha kısa biraz bir şeyler uzun, kovalıyorum şu ara. Yani ama şey tur bisikletinde bu olması lazım çünkü. Ya tabii şey abi, yani tur bisiklete yüklü olarak gidiyorsun. Mesafe ne kadar uzun olursa arkadaki çantaya ayağını çarpma olasılığın o kadar düşüyor. Yüksek. Artı esneme ha, muhabbeti, denge muhabbeti. Ya şey gibi abi, tur bisikleti dedim ben hep söylüyorum, tur bisikletçisi bu işin kamyoncusu. Kamyoncusu. Mercedes gibi. Aniden bir BMW gibi hızlanamazsın ama stabil gider. Yani işte Çeşme'ye gelirken 30-40 kilo herhalde yük vardı. Hani şey yapmadı, bir titreme bilmem ne falan. Hı. Herhangi bir şey yaşamadım ki diğer 250 metreden 1 kilometre, 2 kilometrede falan 250 metreden indik. Bayağı eğimliydi, hatırlamıyorum şey, rampanın eğimini. Ha, bir dezavantajı vardı, V fren oluşu. Evet. Abi elleri uyuşuyordu insanın. Yani ben böyle durdum ben zaten. Ben de duruyorum. Dinlendim. Abi şey diyorum yani, Serkan abi söylemişti buna. Serkan Taşdelen, sevgiler. Yani o rampalarda inerken beni çok anacaksın demişti. Doğru. Beni doğru söyledi mi? Onda hidrolik var. Disk tracker var Surly. O böyle artık ellerin uyuşuyor. Drop'a düşüyorum. Artık işte tutuyorum falan filan. En son dedim ki ip falan mı bağlasam rampadan aşağı inerken frene? Benim aklıma ona geldi biliyor musun? Cırt cırtlar var ya. Çekeyim. Ama sonra ulan bir de şimdi bunu çıkartalım. Çekerim kalır ondan sonra. Abi de şey, fren pabuçlarını bitirirsin. Yani tabii, tabii, sürekli tabii, sürtünmesi. Tabii. Ya o öyle bir riski de var bir de abi ya. Öyle bir problem de var maalesef. Yani V fren, evet V fren şeyi bakımı az kolay. Falan kolay ama ya zaten şeyler hidrolik frenler. Abi ben hidrolik frenle nereden baksan yani 3000 kilometre yol yapmışımdır. Hidrolik diskli bisikletim vardı ve tura çevirmiştim bunu. Mete Bey'di. 3000 kilometre yol yaptım. Ne ısındı, ne bir diski yamuldu, ne bir işte hava yaptı. Tek problem şeydi abi. Aynen. Otobüse sokarken bir tane böyle kulakçı var. Onu taktın mı tamam. Onu takmazsan işte bir şeyler oluyor. Ben o kulakçıyı takmadan frene bastım. Sonra açacağım diye bayağı bir açtım ama bayağı bir uğraştım. Şeyleri falan söktüm ondan sonra. Pistonları. Yok bayağı içindeki pistonlar falan çıktı. Ondan sonra tekrardan sıfırdan yağ basmak zorunda kaldım. Ya işte yandı ama yandı galiba. Yandı abi yandı. Ama işte bunlar bildiğin zaman problem teşkil etmiyor yani. Bunu ya yapmazsan problem şey, değil. Algısı var aslında hani VFM bakım yani direkt bakım turda ne istiyoruz? Biz turda sorun çıkarmamasını istiyoruz biz. Aslında hidrolik daha sorun çıkarmıyor abi. Kapalı sistem diyorsun. Evet, kapalı sistem hiçbir şekilde çıkarmıyor. Ben de işte şey KTM'i çevirmiştim tur bisikletine. Yani kaç bin kilometre herhalde 1500 kilometre falan yapmışımdır onunla. Hiçbir sorun yaşamadım. Yağ bile eksilmedi yani o derece. Hiç hava mava falan bilmem ne öyle hiçbir ya problemle karşılaşmadım. Dot 4, Dot 5 yağ koyuyorlar. Zaten arabanın fren hidrolüne koydukları yağ koyuyor herifler. Onda sen bunu bitiremezsin ömrün boyunca. Şeyden Shimano'dan şey aldım ben. Hani azalırsa basarım falan bilmem ne diye mineral hidrolik yağı aldım. Hala duruyor evde. Yani çeyiz yağı artık kızın çeyizine kaldırırız hidrolik Shimano. Dot'un açılımını da öğrendim ya. Department of Transportation. Abi şey, Amerika'daki ulaşım ve taşımacılık departmanının kodu DOT, Department of Transportation. Oradaki de 1, 2, 3, 4 de o şeyin malzemenin cinsini gösteriyor. DOT 1, DOT 2, DOT 3, DOT 4 ve aynı zamanda bu biraz da şey tehlike durumu. Yani daha onlarda önemli olan şey tehlike olduğu için zehirlilik durumu, tehlike durumunu gösteriyor biraz da o sayı. Ya havalı duruyor be. Dot bir şu anda. Ne olduğunu yani anlamını bilmiyorum ama çok konuşurken de çok havalı geliyor. Dot hangisinden kullanıyor? Dot böyle daha dot da mı? İngiliz aksan Department of Transportation. Department of Transportation. Şimdi bizim kumrucumuz neredeydi? Abi bayağı biz İzmir'e geri geldik. İzmir birazdan şurayı geçtiğimiz zaman Balçova'dan doğru şeye kordona doğru çıkarız. Şurada. Tamam ya ben geçen sene Çeşme'ye gelmiştim. O zaman Çeşme'ye gelmiş. Tamam sen bence buraları... Bence Çeşme'ye gelmiştim. Hatırladıysan yani. Buraları yok, hatırlamadım ama tanıdık geliyor. Ama Kuşadası daha şey, daha karışık. Evet, o da bir ihtimal. Aynen. O zaman Kuşadası'na gelmişimdir. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Biz de yemekte görüşürüz. Vallahi acıktım abi. Al yemekte de konuşalım.